11. haftadayız. Bahadır Bey, sizi dinliyoruz. Buyurun. Merhaba, kolay gelsin herkese. Ah, emin olun sizler de farkındasınız. Her ne kadar hayır dense de müthiş bir ekonomik durgunluk içinde otomotiv sektöründe bir takım ilerlemeler kaydediliyor. Bu ilerlemeler ne? Bu ilerlemeler önceki senelere göre son 2 ayda artan satışlar. Fakat bayilerin ve yurt dışından Türkiye'ye otomobil getiren firmaların ellerinde kalan araçlarla gerçekleşiyor bu satışlar. 11. yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Bir sonraki yayında benim bile sizlere anlatmakta zorluk çekeceğim bir takım gelişmelerden bahsedeceğim. Bu kötü günler bitecek büyük ihtimalle. Geçecek. Umutlarımız yeni senede. Yeni senede otomobil firmaları kendi projeksiyonlarını çizip ona göre araç getirecekler. Hangi araçları getirecekler? Hepsini 12. yayınımızda sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu arada yayının sonuna doğru da Türkiye'nin otomobili hakkında bir takım bilgiler vereceğim. Bunlardan önce şöyle bir genel olarak bir otomotiv sektörünü toplamak istiyorum. Aralık ayına geldik. Senenin sonu otomobil satışları 500 bin barajını senelik satışta 500 bin barajını geçmeyecek görünüyor. Aynı şekilde lastik satışları çok az, kış lastiği uygulaması başlamasına rağmen otomobillere lastiklerini satan büyük lastik üreticileri bu seneki satışlardan çok memnun değil. Aynı şekilde devlet memnun değil çünkü istenilen satışlar yakalanmadığı için vergilendirme sisteminden gelen kazanç azaldı. ÖTV'ye bir çözüm bulunamadı. KDV'den kaçış yok. Aynı şekilde yakıt firmaları zorda, ister istemez yakıt almak zorundayız ama eskiden 100 liralık yakıt alırken şimdi insanlar 50 liralık yakıt alıyor ve 50 liralık yakıtla geziyor. Emin olun otomotiv sektörü en yukarıdan en alt tedarikçisine kadar sıkıntıda. Bakın sene başı geldi, motorlu taşıtlar vergisi ve kasko vergileri tekrar arttı. Düşünebiliyor musunuz? C segmenti orta halli bir otomobilin 2020 kasko bedeli en düşük 2900 lira. Hiçbir şey yapmadan. 1 Ocak'ta ödenecek birinci taksidi, 1 Haziran'da ödenecek ikinci taksidi. 2900 lira. Hiçbir şey yapmadan daha. Motor taşıtlar vergisi yok burada. Neyse, bu sıkıntıları illaki aşacağız. Aşmak zorundayız. Bu sıkıntılar aşılacak. Yeni senede yeni modeller, yeni versiyonlar, yenilenmiş otomobiller, yeni teknolojiler hepsi bizi bekliyor. Fakat burada en önemli şey, burada en önemli konu aslına bakarsanız otomobil firmalarında. Otomobil firmalarının şöyle bir takım baskılar yapması gerekir hükümete. 1. ÖTV. ÖTV'nin biraz aşağıya çekilmesi lazım. Alınmasın demiyorum. Aslında tabii gönül ister alınmasın ama. Alınmasın demiyorum. ÖTV muhakkak artık kalıcı hale geldi. ÖTV'nin azaltılması gerekiyor. ÖTV ne zaman azaltılırsa otomobil satışları o zaman çok 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 yükselir. Bunu da bir kere anlaşalım. Çünkü vergilendirme sistemimiz maalesef çok ilkel. İkinci konu. Dövizin kontrol altına alınması lazım. Euro yüksek, dolar yüksek. Otomobil fiyatları hepten yüksek. Evet, Türkiye'de üretilen otomobiller var. Ama emin olun onlar da dövize endeksli olarak fiyat arttırımında bulunuyorlar. Ve bulunmak zorundalar. Yoksa baş edemezler. Çünkü ham madde dışarıdan geliyor ve biz buna döviz ödüyoruz. Vergilendirme ve fiyat, ham madde fiyatlarını söylemiştim. Enerji. Enerji en büyük sorunlardan bir tanesi, elektrik çok pahalı. Hiçbir kaçağı olmayan
bir sistemden bahsediyorum otomobil satışı için. Çünkü egzoz pulunu alamazsanız aracınızı yola çıkartamazsınız. Plakayı ödemezseniz aracınızı alamazsınız. KDV'si, ÖTV'sini ödemezseniz bayi size aracı teslim etmez. Otomotivde hiçbir kaçak yok. Hiçbir kaçak olmadığı için devlet de binebildiği kadar biniyor. Çünkü ne kadar yükseltirse yükselsin otomotiv bir şekilde kendi işini görecek. Otomobil satılacak, lastik satılacak, yakıt satılacak, yedek parça satılacak, sigortası yapılacak. Devlet buna emin olduğu için de istediği yerden bindiriyor. Neyse, bu da ayrı bir program konusu olur başlı başına. Türkiye'deki satışların son dönemde biraz hareketlenmesi ama seneyi %28, bir önceki senede düşüktü. Bu senede %28 oranda azalmış olarak kapatıyoruz. Son aya girerken yani 11 aylık verilerde geçen senenin 11 aylık verilerine göre %28 bir azalma var. Bu azalma emin olun çok büyük bir rakam. Hele şu anda yurt dışındaki finans kuruluşlarının bize güveninin olması için bu %28 azalmanın çok büyük olduğu görülüyor. Maalesef yatırım için çok zor karar verilecek diye düşünüyorum. İşte bakın önümüzde Volkswagen'in yatırımı var. Fabrika arazisi bulundu, şirket kuruldu. Ama hala Almanya'dan bir takım çatlak sesler geliyor. Yok yapılmayacak, yok şu olmayacak, yok bu olmayacak. Yani iş oralara kadar geldi ki doğal olarak politik sebepler yüzünden. Oralara kadar geldi ki işte biz insan haklarını saymayan yere yatırım yapmayız diyen birisi çıktı kalktı Volkswagen'den, üst yönetiminden. Yahu sen fabrika kuracaksın ve teknolojiden bahsediyorsun. Ne gerek var şimdi bunlara? Sen bir işini gör önce, bir başla, bir şeye başla da ondan sonra konuşalım. Neyse. Bunları işte hepsini önümüzdeki sene yaşayacağız. Fakat biz maalesef şu 31 Aralık'a görüp 31 Aralık'a kadar elde edilen satış rakamlarına göre kendimizi ayarlamamız gerekiyor. En önemli konulardan bir tanesi tabii ki alım gücü. Ve alım gücüyle birlikte otomobil satışlarının yükselmesi lazım. Bir de iyi bir şeyden bahsedelim. İyi mi değil mi tabii tartışılır. Değişik konuyu biraz değiştireyim olmazsa. Türkiye'de son 5 senede C segmenti yani sedan ağırlıklı ve 1600 motorlu sedan otomobillerinin satışı hep yüksekti. Hatta en çok satan versiyondu. Bu sene aşağıdan hatta 5 sene önce başladığında, 6 sene önce başladığında bu kadar yükselmesine çok imkan verilmeyen SUV, Sports Utility Vehicle yani yerden yüksek, arazi kullanımlarına uygun, içi lüks donanımlı otomobil segmentinin ne olacağı tartışılırken bu sene en çok satan ikinci segment konumuna yükseldi. Evet, aslına bakarsanız eski Türkiye'nin yollarına göre çok uygun otomobillerdi. Ama şimdi bu otomobiller Türkiye'de en çok satan ikinci segment. Bakın SUV hatchback segmentini yani 5 kapıyı yani arkası arka kapağı komple açılan otomobillerin segmentine büyük darbe vurdu. Artık sedan ve SUV segmenti çok önemli yer kaplıyor. Station wagon segmenti zaten gitmişti. Pardon, segmenti değil. Station wagon tipi zaten bitiyordu ve bitti gibi artık. Bunun yanında da arazi kullanımına uygun bu araçlar fazla kullanım alanı olduğu için ikinci sıraya yükseldi. Yani Türkiye'de artık SUV sınıfı çok yüksek bir yer teşkil ediyor. Evet, SUV'ye yatırım yapıp SUV tarzı araçları getiren firmalar Türkiye'de sahiden çok sattılar. Baktığınızda koca koca, evet, isim verebilirim tabii. Peugeot
Nissan Qashqai bu sene yerinden edecek gibi görünüyor. Çünkü 5 senedir Nissan Qashqai en üst sıradaydı. En çok satan. Hatta SUV sınıfını biz yarattık diye sloganları da vardı. Nissan Qashqai artık en çok satan SUV değil. Peugeot geçti. Arkasından birçok firma geliyor. İşte Hyundai var. Fiat SUV yapmaya çabalıyor. Arkasından Ford'un... özür dilerim. Ford'un yok. Var. Ford'un da var. Bütün markaların SUV'leri var. Ve o SUV segmenti artık çok daha ileriye gidecek gibi görünüyor. Kintekim. Türkiye'nin otomobili girişim grubu da Türkiye'de üretilmesi planlanan aracı SUV olarak açıkladı. İşte şu anda da her an haber gelebilir. Çünkü bu projede basınla ilgilenen arkadaşımız sevgili Hakan Özenen bu projede basın bölümünün başına getirildi. Doğal olarak eski arkadaşlarıyla da, çünkü Hakan Özenen de eski bir otomotiv yazarıdır. Hatta zamanında çok iyi yayınlar yönetti. Bu işte bizleri bilgilendirmekle görevli. Bugün yarın Hakan Özenen'den tarihi bekliyoruz. Bu tarih tamamen şey tarihi. Araç gösterilecek. Yani aslında araç üretildi. Büyük ihtimalle bir yerlerde deneniyor gibime de geliyor. Ama daha yakalayamadık. Kimse yakalayamadı. Bu otomobili görmemize çok az zaman kaldı. Zaten açıklanan tarihte 15 Aralık'a kadar, 15 Aralık civarındaydı. Ve bugünlerde işte 15 Aralık'a da bir şey kalmadı. Bugünlerde de açıklanacak. Sizlerle 12. yayınımızda tamamen Türkiye'nin otomobilinin özelliklerini konuşuyor olacağız. Hepinize iyi seneler diliyorum şimdiden. Teşekkür ederim.